Mutlu günler efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün konuğumuz yine aile danışmanımız Özcan Dalgıç. Biliyorsunuz geçen hafta Cuma. Cuma'ydı değil mi hocam evet, konuştuğumuzda? Doğru. Geçen hafta Cuma, bu evlilik öncesi çiftler birbirini nasıl tanıyacak? Ne gibi sorular sorması lazım? Neler konuşması gerekiyor? O konu üzerinde durmuştuk ve tabii ki zamanımız yetişmemişti. O yüzden bugün de kalanını artık devam ettirelim dedik hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Bizler de. Sizleri görüyoruz daha iyi oluyoruz çok böyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi geçen hafta bir giriş yapmıştık biz aslında. Doğru, yani şunu bilelim, şunu soralım vesaire gibi, ama bu hafta birazcık daha böyle nokta atışı yapacağız ve detaylandıracağız. Olur, çok iyi olur. Çünkü geçen hafta da konuştuğumuz mimaride esasen Merhaba gazetemizde bir yazı dizisi gibi, hı hı, yaklaşık bir evlilik öncesinde sorulması gereken evet, bir 200 soruluk bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki maksadımız şu, tabii ki evlilik öncesinde tarafların birbirini daha iyi anlayabilmesi, daha az problemli bir süreç yaşayabilmesi için böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ama hani bazen bazı magazin sayfalarında olur, bu anlamda biraz daha ayakları yere basmayan sorular yerine daha böyle işin açıkçası faydası dokunabilecek sorular hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü evlilik malum eşlerin esasen bir iletişim sanatı, bir geçim sanatı. Bu sanatı icra edecek iki kişi var. Bunlar farklı kültürlerden, farklı aile yapılarından, ondan sonra farklı cinsiyetlerden gibi birçok mizaç farklılıklarından bir araya gelip bu sanatı icra etmek istiyorlar. Tabii. Bu sanatı icra etmek için ne yapmak lazım? Tabii ki birçok bir sanatı ilk önce bir kabiliyet, belli bir altyapı olması gerekiyor. O altyapının belli bir eğitimden geçmiş olması, ondan sonra bunun icra ediliş şekliyle baktığımız zaman diliminde o sanat ondan sonra gayet güzel netice verebiliyor. Ama hiçbir hazırlık yapılmazsa, hiçbir altyapı olmazsa, uyum olmazsa, estetik olmazsa, iletişim olmazsa o sanatta ne oluyor? Belli bir ölçekte bir uyumsuzluk, göze batan bir sıkıntı, daha sonrasında da o sanatın icra edilmesinde baktığımız zaman senkronize olamayan bir durumlar ortaya çıkabiliyor. Aynen öyle. Şimdi hocam açtım ben sizin sorularınızı. Evet. Buradan soru soracağım. Hep beraber kendimize soralım. Hep beraber soralım. O sorularda şu da kendime var. Kendime sorayım. Sadece evlenecek eş adaylarına değil, evlenmiş ve bugün için acaba bazı sıkıntılar, problem yaşayanlar bile o soruları bugün kendilerine sorabilir. Çünkü hiçbir şey için geç değil. Mühim olan burada bir şeyleri konuşamadığımız zaman iletişim, en büyük evlilikteki problemlerden bir tanesi iletişim kuramamak. Eğer eş adayları iletişim kurabiliyorlarsa büyük oranda problemlerini çözüme kavuşturabiliyorlar. Konuşmakta sıkıntı yaşayan, kendisini ifade etmekte sıkıntı yaşayan, karşıdaki kişiyi anlamakta sıkıntı yaşayan bütün eş adayları esasen evlilik süreçlerinde hep problemi yaşamaya adaylar. İlk önce belki bu kısmın halledilmesi gerekiyor. O zaman bence şimdi bu söyleyeceğiz tabii ki sorularda. Tabii. Bu soruları önce bir kendilerine sorsunlar. Tabii. Kendilerine cevap veriyorlar. O cevabı bir alsınlar. Ondan sonra eş adayına sorsunlar. Kesinlikle. Yani burada ilk önce biz kendimiz hazır mıyız? Hazır değil miyiz? Bu konuda karşımızdaki eş adayını yerine empati besleyerek kendimizi onun yerine koyduğumuz zaman bu vereceğimiz cevabı tatmin edici olacak mı olmayacak mı? Ha, burada illa tatmin edici bir cevap vereceğiz diyerekten kendimizi olduğumuzdan farklı gösterecek olursak o zaman ne olur? Eş adayımızı aldatmış ama o cilaladığımız, ondan sonra pudraladığımız kişilik ne olacak? Evlendikten sonra döküldüğü anda yine sıkıntıyla karşı. Onun için kendimizi cilalamak yerine ne yapmak lazım? Bizim kendi gerçek kişiliğimizi ortaya koyabilmek, bizim ama eksiğimiz o esnada, ya bunca yıldır mesela diyelim ki insan kendisini belli bir ölçekte yetiştiremediği hususlar olabilir. Eksik kaldığı noktalar olabilir. Öfke problemi olabilir. Ne yapması lazım?
bunu evlilikte, çünkü çok ciddi manada bir problem haline gelebilme ihtimali yüksek. Herkes tabii ki anne babamız gibi bizim ihtiyaçlarımızı sınırsızca karşılamak, her anne de bunu yapmaz ama dönemin anne babalarımız biraz daha bu noktada fazla eğilim gösteriyor. Eş adayımız, o da bir insan, onun da en nihayetinde ihtiyaçları var ve bu anlamda baktığımız zaman bunlar karşılanmayacak olursa evliliğimiz maalesef hep bir sıkıntılı geçebiliyor. Evet, bazı aileler, bazı eşler birbirlerine sabrediyorlar, birbirlerine, ama mutlu olmadıktan sonra hiçbir anlam olmuyor. Hani hep dualarımızda iki cihan saadeti diliyoruz ya, bu dünya saadetinde mutlu olamayan bir insan diğer dünyasını nasıl mamur edilir? Çünkü hep içinde bir sıkıntı, bir problem, eşiyle alakalı diyaloglarında hep bir eksiklik var. Bunlar açısından yol haritası ne kadar güzel olursa o kadar yol. Bize dilimizi döndüğü kadar anlatacağız zaten. Tabii. Şimdi hocam, burada soruları belirlemişiz ya. Mesela şimdi bunları örnek olarak veriyorum. Tabii. Size bir şey soracağım. Korku, endişe, kaygıların var mı? Var dedik. Sonra kişisel alanlarınızın bir kısmını feda etmeye hazır mısınız? Değilim dedi. Haklı çıkmayı sever misin? Evet dedi. Ama inatçı mısın? Hayır dedi. Tertipli, düzenli misin? Evet. İşte titiz misin? Titizim vesaire. Şimdi bunların hepsinin cevabının böyle çok muhteşem evet olmasını beklemeyeceğiz, hayır, değil mi? Hayır. Bunu tabii da bir şey yapalım. Bunu da açıklayalım. Ondan sonra sorulara geçelim. Bizim yapımız, makamımız da farklı olur. Biz insanlar olarak mükemmel değiliz. Ama biraz önce söylediğimiz gibi ilk önce kendimizdeki var olan bir eksiklikleri görebilmek, bunları tamamlayabilmek ya da ciddi manada bir problem yaşıyorsak bir uzmandan destek alabilmek noktasına hareket etmeliyiz. Ve şimdi karşımızda eş adayımızı evlilik öncesinde biz mesela sabırsız bir insan. Bunu belli bir örneklerle gösterdim. Karşımızdaki eş adayı bizim ne kadar sabırsız bir, çünkü aceleci bir yapımız var, evtik bir yapımız var, her şeyin bir an evvel olmasını istiyor. Şimdi bunu evlilik öncesinde anlatmayıp göstermeyip hepsini evlilik sonrasında taşırsak, orada gördüğü zaman karşımızdaki eş adayımız mutlu olmayabilir. Şimdi obsesiflik dediğimiz o kaygı, endişe ve korku veya belli bir şekilde bizim davranışlarımızla veya belli bir ölçekte düşüncelerimizde çeşitli takıntılarımız olabiliyor. Şimdi bunun belli bir ölçeği kişinin yaşam kalitesini ve kendisiyle birlikte karşısındakinin yaşam kalitesini bozmayabiliyor. Ama işte televizyonlarda, haberlerde veya başka o günlük yaşantımızda bazen görüyoruz, duyuyoruz. Ne yapıyor? Bir kişi evi tamamen o gün baştan aşağı ozonlamadığı zaman veya eşi eve geldiği zaman banyoya sokmadan ne yapmıyor? Rahat edemiyor, rahatlayamıyor. Karşısındaki evini ve karşısındaki kişiyi ne görüyor? Kirli görüyor. Böyle olduğu için bunu evlilik öncesinde, bu bir rahatsızlıksa, bir problemse, bunun evlilik öncesinde halledilebilmesi gerekiyor. Çünkü ciddi manada ilişkiyi zedeleyebilecek bir durum. Ola ki bir kişimiz, karşımızdaki kişiyle sanrıları var. Belli bir şekilde o sanrıların neticesinde görülebilir bir şekilde kişilik bozukluğu var. Bu konuda bu evlensin de düzelsin diye bekleyeceğimiz bir şey değil. Evlilikte Allah muhafaza daha büyük sıkıntılara, daha büyük problemlere sebebiyet verebilir o kişinin yaşamış olduğu sanrı. Çünkü eşiyle alakalı mesela kıskançlığı da zirvede yaşıyor. Hayal dünyasında sanal kişilikler oluşturuyor. Eşini aldattığını düşünüyor. Evet, çok zor düşünüyor. Bir durum. Bakın ne kadar acı bir duruma gidiyor. Çok zor bir durum. Yani orada esasen tabii ki bizim o sorularımızın bir kısmını normal incelediğimiz zaman bir kısmı uzmanlar tarafından da derinlemesine belki sorulması, takip edilmesi, ama eğer oradaki soruların büyük bir çoğunluğu olumsuzsa bir ne yapılabilir? Bir ipucu verebilir. İpucu verdiği zaman eğer biz burada illa ayrılsınlar, ondan sonra hemen nişanı sözü alsınlar anlamında değil. Yol haritasında oradaki çakıl taşlarını temizlesinler. Orada evlilik sürecine bunları biriktirmesinler, taşımasınlar. Evlilik ortamını ellerinden geldiğince sağlıklı hale getirebilsinler istiyoruz.
Birkaç soruya bakacağım. Çakan sorular var mı? Aynen var hocam. Şimdi hemen soracağım. 56. soruyu soruyorum. Bakın 200 tane sorudan bahsediyoruz. Ben de sana... Şu ana kadar 75 tanesini yayınladık. Evet, kesinlikle. Sırada. Şimdi bunun çok sık karşılaşılacağını düşündüğüm için soruyorum, seçtim bunu. Ben de sana ailenden ve geçmişinden birilerini hatırlatacak özellikler görüyor musun? Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman nasıl cevap verirse nasıl olabilir? Şimdi... Bu soruyu inceleyelim. Mesela, tabii ki burada bu sorunun temelinde biraz çocukluk çağlarındaki... Anneye ve babaya olan düşkünlüğünün veya anne babayla alakalı olan problemlerinin yansıması olabiliyor. Bir kişi mesela bilinç altında veya bilinç dışında eş adayını o çocukluğundaki taşımış olduğu anne veya baba figürüne göre eş değer ölçekte bir eş adayı seçebiliyor. O eş adayında neyi arıyor? Esasen çocukluğundaki anne babasını arıyor. Ve burada kendini bir gerçekleştiren kehanet ortaya çıkıyor. Bir kişiyi bazen duyuyoruz ki birkaç sefer evlilik yaşıyor. Hep o problemli yapıdaki kişileri göre aynı ölçekte eş adayları buluyor. O da neye sebebiyet veriyor? Belli bir ölçekte eş adayını mesela problemlerini aynı çocukluğundaki yaşamış olduğu problemleri evliliğinde de yaşamasına sebebiyet veriyor. Öyle bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. O zaman mesela bu soruyu evet senin anneme benzetiyorum, evet seni babama benzetiyorum ya da abime benziyorsun, işte ablama benziyorsun falan gibi cevaplar verdiğinde aslında dönüp o kişiyi bir gözlemlememiz mi gerekiyor? Ya, tabii ki burada çocukluğa bir bakmak lazım. Şimdi evet hani bugünlerde hani insanlar şöyle bir şey soruyorlar. Hepimizin travması var. Biz de çocukluk yaşadık. Ya bu biz niye bu tür travmaların bugün eserini, bugün sıkıntısını yaşamıyoruz gibi sorular. Şimdi aynı olayı herkes farklı boyutta, farklı ölçekte yaşayabilir. Bir kişi için o problem olabilir, travma olabilir ama diğer bir kişi için ne olabilir? O kendi yaşantısı içerisinde bir kişisel gelişimleri, kişisel altyapısı ölçeğinde onunla barışabilir, onunla bir problem yaşamayabilir. Onun için herkesin aynı şeyi yaşayıp yaşamaması, aynı ölçekte etkilenip etkilenmemesi çok söz konusu değil. Bunun için bizim yapmamız gereken şey şu, çocukluğumuzda evet diyelim ki çok sıkıntılı bir süreç yaşamışsak, ailemiz bizimle ilgilenmemişse veya aşırı ilgilenip mükemmeliyetçi bir aile bir çocuk halinde yetiştirmişse, her istediğimiz yapılan bir çocuk olarak yetiştirilmişsek veya ihmal veya istismar edilmişsek çocukluğumuzda, bunların hepsinin neyi oluyor? Evlilikte belli bir şekilde yansıması oluyor maalesef. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bizim için şu çok önemli. Şimdi buradaki sorduğumuz bazı sorular işte esasen uzmanlık da gerektiriyor, hı hı, ama bunu farkına varıp elimizden geldiğince bir bu işin alanında uzman bir kişiye danışabilmek için de zemin oluşturmak istedik. O anlamda bazı aralarda da böyle biraz anlaşılması biraz zor olan da sorular olabilir. O zaman bir soru daha soruyorum hemen şimdi. Hazırız. Bağımsız ve özgür hareket etmeyi sever misin? Evet. En önemli bugün için hele X, Y, Z kuşaklarından bahsettiğimiz bu dönemde baktığımız zaman bu soruyu kişi ilk önce kendisine, yani ben evlendiğim zaman eş adayımla ortak bir hayatı paylaşabilirim. Çünkü kendi alanlarınızdan belli bir kısmından fedakarlık yapacaksınız ki eşinizle zaman geçirebilirsiniz. Şimdi çok fazla gençliğinde istediği gibi bir hayat yaşayan, istediği gibi takılan, annesine babasına hiç bu anlamda nereye gittin, nereye geldin diye bilgi vermeyen, hesap sormayan bir genç evlendiği zaman diliminde ne yapacak? O bağımsızlık haliyle karşıdaki taraftaki kişinin esasen neyini kısıtlamış oluyor? Onunla olan ilişkisini, o mesela evde bir bayan var, kendisi özgürce akşamları kafelerde, ondan sonra nargile kafelerde vesairelerde farklı ortamlarda geziniyor. Ama eşi evde tek başına yalnız onu bekliyor. İşte o bağımsızlığından ve özgürlüğünden
Evlendiği zaman bir kişiyi feragat ediyor. Veya bunun tam tersi bayanlar için de geçerli. Çok fazla sosyal hayatın içerisindeki olan bir bayan eşinin bu anlamdaki ev hayatını mesela ne yapabiliyor? Ben devamlı akşamları çıkmak istiyorum. Beni bir yerlere götürmeni istiyorum. Eğer devamlı evde kalacaksak ben bu evliliği sürdüremem diyen bayanlar da duyuyoruz. Onun için de bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hepimiz evet özgürlüklerimiz olacak. Yani her gün mesela diyelim ki evimizde eşimizin dizinin dibinde oturamayabiliriz. Ama her gün de dışarıda olamayabiliriz. Bunun dengesini kurabilmek evlilik içerisinde çok önemli. Benim burada muhtemelen vardır ama özele saygı diye bir sorumuz var mı? Mesela telefon karıştırmak istemem. Ya da böyle hani eskiden lise döneminden falan bir hatıra defteri kalmıştır. O eline geçtiği zaman böyle okuyan bir insanı görmek herkesin bir sinirini tabii bozar ki. Herhalde. Yani herkesin bir evlilik hayatında o soru orada yok. Özele saygı, karşımızdaki eşimize saygı duymak, onun belli bir sınırlarına da her anına, her geçmişindeki her şeyine, bütün arkadaşlarına, anne babasına varıncaya kadar, kardeşlerine varıncaya kadar müdahale etmekte ne yapar? Belli bir şekilde karşımızdaki kişiyi sık boğaz eder. Şimdi, evet, bir kıskançlık seviyesinde her seferinde gelen mesajları kontrol edilmesi, hı hı, neye sebebiyet verir? Esasen karşımızdaki eşimizi güven problemine sebebiyet verir. Şimdi, kim böyle bir şey yapar? Güvenmediği bir insana bunu sevgiler. Bana eşim demek ki güvenmiyor ki benim bütün mesajlarımı kontrol ediyor. Veya bütün geçmişimi bu anlamda özel notlarımı, ondan sonra kendi çocukluğumdaki yaşadığım özel duygularımı okumak istiyor. Bu ne yapar? O ilişkiyi tabii ki bu güven duygusu çerçevesinde zedeleyebilir. Şimdi hepimiz bazı şeyler vardır ki o kendi iç dünyamızda onunla biz baş başa kalmak isteriz. Şimdi bunu eşimiz de olsa paylaşmak istemeyebiliriz. Kendi iç dünyamızda bırakmak isteyebiliriz. Buna da biraz saygı duymak gerekiyor. Ama şimdi yeri geldiği zaman da eşler eğer akıllarında bir soru işareti varsa da şimdi mesela bir kişinin telefonu şifreliyse devamlı telefonunu yanında taşıyorsa devamlı telefonunu birilerinin elinde alma ihtiyacı duyuyor ise burada ne sizce vardır? Bu orada bir şüphelenirsin. Değil mi? Ver bakayım telefonunu alırsın yani çünkü orada. Devamlı şimdi evet ortalıkta devamlı telefonu bırakıyorsak bu bir şifrelenmesi normaldir. Birilerine eline geçmemesi için saklan. Ama eşimizden mesela evet benim eşim şifremi bilir. İhtiyaç duyduğu zaman açabilir. Ama bu şu demek değil. Her şeyi orada kontrol etme vesaire etme değil. Veya sık boğaz edecek şekilde şu sana niye mesaj attı, bu niye sana mesaj gönderdi. Her şeyin bir hesabını hani akşamleyin olduğu zaman Z raporu alır gibi o raporu almak da değil. Bunun bir ortası olması lazım ama eşimizin de ister bayan olsun ister erkek olsun. Bu kadar sosyal medyanın hayatımıza çok girdiği ve yaşanılan, görülen şeylerden sonra güven ilkesini çok ciddi manada sarsıldığı bir dönemde de o güveni sarsacak şekilde hareket etmememiz gerekiyor. Biraz daha şeffaf, biraz daha net olabilmeli ama kimse de eşinin özel hayatını bu anlamda o rahatlığı da bozmamalı diye düşünüyorum. Peki hani genelde böyle bir düşünceye sahip olunuyor. İşte çok kıskanıyorsa daha çok seviyordur. Kıskançlık sevginin göstergesi midir? Hayır. Bunu da açıklayalım bence. Ya burada her şey bakın hayatta her şeyde bir denge olmalı. Eğer o denge sarsıldığı anda ifrat ve tefrit. Şimdi kıskanılmaması da sıkıntı, aşırı kıskanılması da sıkıntı. Şimdi eşimizi mesela diyelim ki işte olayları gerçekten çok üzülüyoruz. Yani son zamanlarda kadınlar üzerinde erkeklerin bu anlamda anlamsız bir şekilde ciddi manada zorbalıkları doğru bir şey değil. Ama buna da kesinlikle şunu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Kıskandığımız eşimiz gerçekten bizim evimizde herhangi bir şekilde bu anlamda hani namus dediğimiz o kavramda eğer ona bir halel getirmiyorsa
evine gerçekten bağlıysa, sadece bizim kendi dünyamız içerisinde orada ciddi manada acabalarımız, o hani ilk sorunuz neydi? Korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz. Şimdi kaygı ne? Eşi kaybetme kaygısı. Eşim acaba niye kıskanırız eşimize? Güvenemediğimiz için kıskanırız. Buradaki bu tür durumları kendi iş dünyamızda dengeleyemezsek, karşımızdaki eşimize güvenemezsek bu sefer kıskanmaya başlıyoruz. Niye şuna baktın? Niye şöyle yaptın? Niye buraya gittin? Devamlı onun belli bir şekilde alanlarını kısıtlamaya çalışırız ve nefes alamaz. Geçen deki programda da söylemiştik. Çok acı bir durum. Şimdi evin perdelerinin tamamen kapandığı, güneşin bile girmediği, güneşten bile eşin kıskanıldığı aileler duyuyoruz. Evet. Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani o sizin esiriniz değil. Eşiniz sizin esiriniz değil. O size emanet edilmiş bir insan. Ona biraz saygı, biraz güven, biraz sevgi sunmanız lazım. Bunu sunamıyorsanız, kendi içinizde eğer bu problemleri yaşıyorsanız nedir? Eninde sonunda burada bir kişilik bozukluğu vardır. Bu kişiyi ilk önce kendisinin belli bir şekilde bu problemlerini halledebilmez. Bir de kim esasen daha çok kıskanır? Şöyle diye düşünüyorum. Özgüveni eksik olan. Özgüveni eksik olan da olur. Kendisi esasen kıskanılacak bir şeyleri geçmişinde çok fazla yaşamış bir insan da bu anlamda biraz bu tür durumlara fazla hassasiyet gösterebilir. Çünkü yaşamış olduğu ortamlarda mesela diyelim ki çok flörtöz bir hayat yaşamış bir kişi biraz daha bu tür durumlarda farklı hareket ediyor diye düşünüyorum. Yani karşıdaki kişi kıskanılacak bir şey yapmıyorsa, kesinlikle, ki ben zannetmiyorum böyle sağlıklı bir insanın, psikolojik olarak sağlıklı olan bir insanın aman beni kıskansın falan diyerek özellikle bir çabaya gireceğini sanmıyorum. Ya giriyorsa biraz, da onda da sıkıntı var, onda da sıkıntı biraz var. Biraz atraksiyon olsun diye bazı eş adayları kıskandırma meyilinde olabiliyorlar. Mesela ilgi alaka çekebilmek için, eşinin ilgisini çekebilmek için böyle bir neticeye gidiyor. Bir bakıyorsunuz ki olaylar, fırtınalar kopuveriyor evlilikte. Buna da dikkat etmek lazım. Yani eşimizin ilgisini, alakası çekmek için bence yanlış şeylere de tevessül etmemek gerekiyor. Yani bu kıskançlık bir ince çizgi olduğunu düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Ama geçiyorum. Onu daha sonra bir program olarak konuşuruz. İki soruyu birleştireceğim şimdi. Özgüveniniz, öz merhametiniz, öz sevginiz, öz saygınız var mıdır? Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman muhtemelen evet der ama. İşte onu ama evet demek yetmiyor. Bakın orada birçok soruya evet demek onu birebir kişinin mesela davranışlarında bir kişi kendisini seviyor mu? Özgüveni var mı? Davranışlarında zaten bir kişinin öz güveninin olup olmadığını, konuşmasından, oturmasından, kalkmasından, kendisini ifade etmesinden belli olur. Eğer hayat hikayesini anlatırken bir kişinin kendisine öz sevgisinin, öz saygısının, öz merhametinin olup olmadığını hayat hikayesindeki oradaki ince noktalardan anlayabiliriz. Çünkü biz niçin insanın ilk önce tabii ki kendisine de değer vermesini istiyoruz. Kendisine değer verdiği gibi karşısındaki insana da empati besleyip ona da aynı öz sevgiyi, öz merhameti onlara sunabilsin. O merhameti, sevgiyi, saygıyı sunabilsin. Ama bu şu demek değil. Hani bir narsist kişilik vardır. Hep egoizm besler. Her şeyde kendisini haklı çıkarmaya çalışır. Her olayda bir şekilde benliğini ortaya koyar. Biz bunu tabii ki söylemiyoruz. Ama ben kendime merhamet edeceğim. Ne noktada merhamet edeceğim? Kendimi bazı noktalarda affedebilmem bu merhamettir. Kendime merhamet edeceğim. Çünkü insan yapmış olduğu bir hatayı ben bunu nasıl yaptım diye kendisini bir türlü affetmiyor. Ya kendisine merhamet beslemeyince bir başkası canlıya da yerine göre merhamet besleyemiyor. Bunlara dikkat edebilmemiz gerçekten önemli. Mesela hani öz sevgi dediğimiz şey de esasen hani narsistliğe bir yol gider mi gibi bakıyoruz ama tabii ki orada da o denge çok önemli. Ben şimdi insan olarak Allah'ın yaratmış olduğu bir canlı olarak eşrefi mahluk olarak ben kendimi ilk önce tabii ki Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık olarak kendimi seveceğim. Ondan sonra tüm yaratılmışları seveceğim.
kendimi sevmeden ondan sonra bu sefer kendime öfke biriktirirsem, kendime kendinden nefret edersem ben başka birisini nasıl sevebilirim? Kendini sevmiyor, başkasını sevemez. Orada, önce bir kendini sevecek ama, insan. Hani Kaf Dağı'nda kendini gören bir kişilikten de sınırı var değil mi? Tabii ki. Tabii ki onda sınırı var. Bugüne kadarki yaşamınızı genel anlamda olumlu veya olumsuz nasıl görürsünüz diye bir başka sorumuz var. Hemen arkasında da erkek veya kadın olmaktan memnun musunuz? Bunu da çift sormuş olayım. İki tane soru. Şimdi burada kişinin tabii ki hayat hikayesinde bazen imtihanlar fazla olabilir. Bunlardan çok çabuk bir şekilde yorulabilir. Ve hep hayatındaki bu imtihanların neticesinde bir bıkkınlık, bir esasen bir problem görür. Ve o kişiye hayata bakışı bundan sonraki aşama içinde ne olabilir? Hep olumsuz bakmaya devam edebilir. Onun için orada eğer böyle bir bakış açısı var ise burada bir evlilik süreçlerinde eşler arasında hani stres dediğimiz, depresyon dediğimiz olayların çok fazla yaşanma ihtimali olur. Ama olayları evet ben de çok sıkıntılar yaşadım. Hayatımızda, çocukluğumuzda imkanlarımız kısıtlıydı. Eğitim hayatım biraz zorluklarla geçti. Annemi babamı yerine göre kaybettim ama ayaklarımın üzerinde durabildim. Evet bunun gibi birçok şeyi yaşamış ama hayata pozitif bakabiliyorsa burada bir problem olmayabilir. Ama bunlardan daha ziyade ben hayatın işte sillesini yedim, çilelerin çocuğuyum gibi devamlı o modda bir kişilik yapısı varsa o zaman ne olamaz? Ben mutlu olamadığım için günümü hep stresle depresyonda geçirdiğim için otomatikman çevremdeki en yakınımdaki eşimden çocuklarıma varıncaya kadar herkesi ne yapacağım? Stres yumağı haline getireceğim. Ve böyle karşında devamlı ajitasyon yapan birisi olacak. Tabii yani ki. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu, sürekli ağlayan, sürekli bir mutsuz ruh hali içerisinde olan birisiyle karşı karşıyasın. Evet. Bir de onunla mücadele edebilmen gerekecek. Kesinlikle. Bunu kendimize, öncelikli olarak kendimize yapmak büyük bir haksızlık. Sonra etrafımızdaki insanları da mutsuz etmek büyük bir haksızlık. Yani evet, gerçekten hayat kolay değil. Bakıyorsunuz, hele son yıllarda işte hep espriler yapılıyor ya, 100 yılda bir denk gelecek bir olayı biz yaşıyoruz vesaire diyoruz. Evet, bütün olayları yaşıyoruz herhalde hocam. 100 yılda bir denk gelecek. Şimdi baktığımız zaman diğer sorumuz şimdi kimi insan o soruda birkaç yönden incelemek lazım. Şimdi evliliğe bazı insanlar ailesini zorlamasıyla istememelerine rağmen kendi içinde bir cinsel karmaşası olmasına rağmen daha oturtamadığı, anlamlandıramadığı duyguları ve düşünceleri olmasına rağmen ailesinin ısrarıyla o evliliğe evet diyor. Şimdi bu cinsel karmaşa içerisinde olan bir insan ne yapacak? Evliliğinde eş adayını özel yaşantısı itibariyle mutlu edemeyecek. Mutlu edemediği için bu evlilikte belli bir noktalarda bir problem yaşayacak. Veya o kişi bu eğilimleri nedeniyle ne yapacak? Başka arayışlar içerisinde, evliliğin içerisinde başka arayışlara gidebilir. Bunun için de ne yapmak lazım? Esasen eğer kişi bu soruya geldiği zaman diliminde biraz açık yüreklilikle kendisine bu soru sorulduğu zaman diliminde karşıdaki kişinin hayatını mahvetmemek adına ne yapması lazım? Evet, bir problemim var. Bu konuda destek alabiliriz. Kendi o karmaşamı çözmem gerekiyor. Ondan sonra kendimi evliliğe hazır hissetmem gerekiyor. Ama burada bazen tabii ki bir de eğilimlerimizin haricinde bir de çeşitli şekillerde mesela ya keşke erkek olsaydım, ben bu hayattan mutlu değilim vesaire etmiyorum. Mesela o tür düşünceleri olanlar veya daha çok mesela bir bayanın erkeksi, bir kadının erkeğin de kadınsa hareketleri belli bir şekilde dominant dediğimiz bir karakterin veya aşırı yumuşak bir karakterin kendi cinsiyetinin çerçevesinin dışında bir yapısının olması ne yapabiliyor? Orada tarafların rollerinin karışmasına sebebiyet veriyor. Tarafların rollerinin karışması bu sefer mesela erkek
evin idaresini yürütmek veya eşinin ihtiyaçlarını karşılamak, desteklemek, çocuklarına babalık yapmak yerine tersine bir role büründüğü zaman diliminde bu sefer diyelim ki eş ne yapıyor? Bütün evin problemlerini vesairesini o çözmek zorunda kalıyor. Yük birisinin üzerine binebiliyor. Bunun için o soruda da esasen birçok açıdan baktığımız zaman farklı ince detaylar olabilir. Ama yok, bu sorular ben artık böyle detaylı konuştukça anlıyorum. Evetle, hayırla falan karşıdakini ikna edecek sorular değil. Bunların hepsi güzel cevaplar istiyor. Ve bir tanesine evet dedikten sonra diğer soruya da onunla aynı cevabı vermezsen çelişkiye düşüyorsun. Şimdi o söylediğiniz şimdi bazı testler var. MMPI kişilik testi gibi. Bu testlerde mesela kişinin kişilik yapısında bir sıkıntı, bir problem olup olmadığının gözlenebilmesi için bir bu tür sorular var. Bir de bunun çelişkisi var mı yok mu diye kişinin dürüst, şeffaf, net bir şekilde cevap verip vermediğini objektif olarak görülebilen testler var. Bu konuda yıllardır mesela ciddi manada Türkiye'de de dönüştürülmüş bir testtir mesela. Ben işin açısı bugün profesyonel firmalar ne yapıyorlar? Bu testi mesela muhakkak işe almadan önce yapılmasını istiyorlar. Aynı ölçekte baktığımız zaman evlilik de bir profesyonellik gerektiriyor. Bu veya bu sorular veya o şekilde daha profesyonel bir objektif testle de kişiliğin belli bir şekilde ortaya konulmasını doğru olacağını düşünüyoruz. Sorular da geliyor ama hepsini sormayacağım. Bir tane soracağım. Sonra diğer sizin sorularınıza geçeceğim. Aileler nerede, ne zaman devreye girmeli, ne yapmalı, nasıl davranmalı anlaştıysa çift? Bunu sorsana demiş. Peki. Bir izleyicimiz. Şimdi aileler mesela bu bizim şu andaki sorduğumuz sorular kişilik mizaç yapısıyla alakalı. Evet, bu biraz daha farklı olmuş. Şimdi biz ilk programımızda da söylemiştik. Biz ilk önce mesela neden başlamalıyız? Eş adayımızı tanımakla. Ondan sonra evlilik süreçlerine geçmeden önce aile yapısını tanımakla. Sonrasında evlilik süreçlerinin nasıl inşa edileceğiyle, sonrasında ekonomik problemler varsa o problemlerin ya da ekonomik süreçlerin, evin düzeninin, ekonomik yapısının nasıl inşa edileceği, nasıl korunacağı, nasıl devam ettirileceği. Bunların bakılması, sağlık problemlerinin olup olmaması. Mesela diyelim ki ben ciddi bir sağlık problemi yaşıyorum ama eşimden saklıyorum. Eşim bunu ben evlendikten sonra gibi veya kişinin din, ahlak, kültürel değerleri gibi, siyasi görüşleri gibi alanlardaki sorulması gereken sorular. Sosyal hayatla, yaşamla alakalı sorulması sorular gibi orada ciddi manada bir tabii ki süreçler olması gerekiyor. Bunları zamanı geldikçe hepsini şimdi bir anda karşımızdaki kişiye savcı gibi soracak olursak kaçırmayın ne öyle oluyoruz? Eldeki adaydan da olmamak lazım. Tabii. Ama işin esprisi bir tarafa, bunlar belli bir zaman ama aile kısmı en önemli kısımlardan bir tanesi. Evet, ben diyelim ki eş adayımı tanıdım. Onu beni seveceğini, benim onu seveceğime inandım. Birbirimizle uyum içerisinde huzurlu ve mutlu olabileceğimize inandık. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü aile faktörü bizim gerçekten önem verdiğimiz toplumumuzun Tabii. o sıcak yapısı içerisinde, kültürel değerlerimiz içerisinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Burada tabii ki burada sınırlar çizilmek kaydıyla, ailelerin de belli bir şekilde görüşlerinin alınmasıyla, orada ailelerin olaya ne kadar gireceği, ne kadar giremeyeceği, ailelerin birbiriyle ne kadar iletişimde, mesela diyelim ki uyumsuz bir iki taraf var. Bu iki tarafın bir araya geldiği anda çatışma ortaya çıkıyor. O zaman evet, akrabalık devam ettirilmeli, inşa edilmeli ama orada bir sınır olmalı. Birbirinden belki daha az yer. Bazı dünyalar var ki o kadar güzel birbirlerini ziyaret ediyorlar ki evet, neredeyse kardeş gibiler. Bir kardeş gibi oluveriyorlar. Ama bazıları var, düğün gecesi işte görüyoruz çatışmaya bir halaydan yola çıkarak iki taraf birbirine giriyor. Şimdi bunlara da dikkat etmek lazım. Yani oradaki o sınırlar aileyle alakalı, iki tarafın kültürel yapısı, anlayışları, geçmişten gelen yapıları, ekonomik yapılarına varıncaya kadar ince bu evlilik öncesindeki sorularla iki tarafın birbirini anlaması lazım. Ve esasen şimdi mesela ailelerle alakalı
olayların doğru bir şekilde yapılandırılması evlilik sürecinde de evlilik sonrasında mesela şu soru sorulmalı mı? Mesela evlendikten sonra annen hayatımızda mesela bir erkeğin eşine sorması gereken en önemli sorulardan bir tanesi olduğunu. Çünkü anneler kızlarını o kadar yalnız bırakamıyor ki evliliğin içerisinin de maalesef oluveriyor. Veya erkek açısından da şöyle bir durum var. Damadın annesi çocuğunu gelininden kıskanıyor. Şimdi yani gelininden kıskandığı için o benim evladım, benim evladımı sen nasıl alırsın diyerek ne yapıyor? Eyvah eyvah. Onunla bir çatışmaya giriyor. Onu benim evladıma eşi, ona sevmem lazım, saymam lazım, onunla ilişkilerimi belli bir seviyede tutmam gerekir diyeceği yere devamlı sanki bir düşman edinmişçesine onunla hep böyle bir çatışmaya girebiliyor. Onun için tabii ki o sorularımızla eğer imkanımız olursa, fırsatımız olursa zamanla şey yapabilirler veya yazılarımızdan takip edebilirler. Bu soruların hepsini sormak istiyoruz çünkü. Ailelerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Düşüncem yanlışsa siz düzeltin. Bu düşünce sahip olan varsa da hem komple düzeltmiş olur. Şimdi şöyle. Hani hep diyoruz ya evlilik yaşı artık biraz daha büyüdü. Sonra gençler birazcık daha böyle işini eline aldıktan sonra bir düzen oturttuktan sonra hani kendilerince bir düzen oturttuktan sonra evlenmek istiyor vesaire diye. Şimdi hani eskiden daha küçük yaşta evleniyorlarmış. Aileler daha olayların içindeymiş vesaireymiş ya. Şu anda sanki böyle bir tık daha geride mi durmaları gerekiyor? Çünkü daha ne istediğini bilen bir nesil var. Ya, tabii ki şimdi bu mesela her kültürün, her ailenin farklı bir süreci. Mesela çok mesela çocuğuyla aile yapısı çok böyle mesela iç içe geçmiş, çok sıcak bir aile ortamında mesela evlendikten sonra aynı ortamın devam etmesini isteyen eş adayları olabiliyor. Ama öbür türlü kendi bağımsızlığını kazanmak, kendisinin de bir hayatının olmasını, ailelerin bu anlamda süreçlerde hangi noktalarda ne kadar girebileceğini bilen ne var? Eş adaylar var. Evet. Bunların içinde dikkat etmek gerekiyor. Şimdi her ailede aynı modomot uygulama olamaz. Yani çünkü herkesin mozaiği farklı. O mozaiği ne yapmak lazım? Onu işte evlenmeden önce karar vermek lazım. Şimdi sizin bir eş adayınız var ve onunla oturup konuşurken diyeceksiniz ki ben evet ben belli bir bilinç düzeyim var, belli bir seviyem var. Senin annen, benim annem babam, benim annem babam, senin anne baban. Eğer bir ihtiyaçları oldukları zaman biz her zaman onların yanında olacak mıyız, olmayacak mıyız? Onlar bize hangi noktalarda destek verecekler? Bizim evliliğimizde bir problem yaşadığımız zaman diliminde ne kadar bu problemin çözümünde destek verebilecekler veya destek veremeyeceklerse ne kadar uzakta duracaklar? Bunlara varıncaya kadar gerçekten konuşmak gerekiyor. Biz bu ailelerle alakalı konuları konuşmaya birazcık daha çekiniyoruz herhalde. Ya tabii bir saygı kültürümüz evet. var. Annemizle babamızla incinirler diyerekten konuşmakta zorluk çekiyoruz ama bunlar işte biraz ilk maddelerimizden bir tanesi neydi? İletişim. Evet. Anne babamızla da iletişim, eşimizle de iletişim, herkesle iletişim. Kendimizi bu anlamda doğru bir şekilde anlatırsak, meramımızı doğru bir şekilde ifade edersek orada problem olmaz. Burada çünkü ama anne babalar da belli bir bilinç düzeyinde olması lazım. Yani ben çocuğumu everdim, bunca yaşa kadar ben getirdim deyip o evliliğin içerisinde tamamen yer almaya kalkacak olurlarsa bu gelinimiz ve bu erkeğimiz ne yapamaz? Damadımız kendi ayakları üzerinde duramazlar. Anne babanın olmadığı bir durumlarda sudan çıkmış balığa dönerler ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaz. Evlilik süreçlerini doğru bir şekilde devam ettiremez. Onun için de onları evlilik öncesinde anne babalar da esasen bu durumları çocuklara kendileri belli bir şekilde tavsiye etmiyor. Şimdi çocukların illaki anne babayı değil, anne babaların da çocukları yavrum mesela şunu söyleyebilmeli. Bak eğer evliliğinde şu problemleri yaşamadığın müddetçe bu problemleri ben senin çözebileceğine inanıyorum ancak ve ancak. Çok ciddi manada bir sıkıntı yaşayacak olursan o zaman biz senin yanında oluruz, yardımcı oluruz. Ancak şunu hani bazıları diyor ki
Bir problem yaşarsan çık gel. Evet, o da kötü. Çok yanlış bir şey. Niye çıksın gelsin? Ya bu hemen çık gel, sana kimse, benim, ben mesela dün sosyal medyada bir şey paylaştım. Bir şey paylaşılmış gördüm. Bir nişanlılık evresindeki olan bir hanım kızı, babası diyor ki ben sana bir iki saat çiçek bile seçerken, ararken eğer karşındaki sana bu şekilde davranıyorsa o kişiyi ne yapıyor? Hayatından çıkart diyor. Ama hayatta hep o şekilde senin çocuğuna baktığın gibi herkes o ölçekte aynı hassasiyette olmayabilir. Mühim olan orada o kişiyle belli bir düzeyi, anlayışı, belli bir problemleri çözebilecek iki tarafın anlayışı var mı? Bunlara bakmak lazım. Ama bu demek değil ki karşı taraftaki kişiyle anlayışsız, ondan sonra sevgisiz, sevgiden yoksun, merhametsiz bir kişiye çocuğumuzu emanet edelim de onun tüm eziyetlerine, tüm sıkıntılarına katlansın değil. Ama şimdi çok çabuk bir şekilde çocuklarımızı ne yapabiliyoruz? Evlilik süreçlerinde erkek tarafı da olsun, kız tarafı da olsun, bırak gel ya da terk ediver, atıver nişanı. Hiç önemli değil. Ya bir durun bakalım, bir bu işin bir düzenlene bir bak, bir emek verilmiş belli bir şimdi mesela çok enteresan, 8 yıl flört hayatı yaşıyor. İş biraz evlilik süreçlerine girdiği zaman diliminde bir anda bırak veriyorlar. Veya flört hayatı olmasa bile bakıyoruz ki bir görücü usulüyle mesela diyelim ki bir süreçler işletiliyor. Bir anda söz kısmında en ufak bir problem yaşanıyor. Hemen taraflar yüzükleri atmaya vesaire etmeye, nişan aşamasında yüzükleri atmıyor. Biz mühim olan bu zorluklar karşısında, bu problemler karşısında acaba bu evliliği inşa edebilir miyiz? Eğer gerçekten mutlu olabilecek bir altyapıları varsa bunlara göre bakmak ve bunlara göre hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aileler de biraz şey olarak yaklaşıyor herhalde. İşte, aman kızım çekmesin. Genelde kız aileleri yapıyor zaten bunu. Aman yani, kızım çekmesin. Aman üzülmesin. Aman ağlamasın. Erkeklerimizde de maalesef var. Yani şimdi prens ve prensesler yetiştiriyoruz. Prens ve prensesleri yetiştirirken hayat onlara prens ve prensesler gibi davranmayabilir. Biz onları hayatta ayakları üzerinde durabilecek, kendi ihtiyaçlarını görebilecek, problemleri çözebilecek şekilde yetiştirirsek onlar gerçekten kendi prens ve prenseslerini bulurlar ve o prens ve prenseslerine karşı ona göre davranır. Ama bu bizim çocuklarımızın arkasında, tekrar söylüyorum, durmayalım anlamında değil, durmamız gereken noktada duran, daha ilk adımda ona siz bırak gel derseniz o kişi zaten dayanağını kaybetmiştir. Hemen bu anlamda problemi çözmek yerine vazgeçmeyi tercih edilmiş. Aman hocam, hayat şartları zaten gittikçe zorlaşıyor. Prenslik, prenseslik halimiz kalmadı. Ama işte, artık dönüp bir baksın işte, herkese. Ya, keşke onu görebilsek. Yani burada çocuğumuza iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Ben bu noktada ailelerimizin doğru hareket etmediğini, ona kötülük yaptığını, elinde sonunda bakın mesela bir kişinin birkaç sefer nişan atmış olduğunu düşünecek olsak o kişi için evlilikte ne kadar büyük bir yıkım değil mi? Evet, illaki. Yani bu yavruya tekrar, ya bugün diyelim ki bu kocan olacağına başka bir kocan olur ya da evlenmesin, sen çok çocuğunu sevdiği için kendisi ondan esasen sevgi beslenmek için bir an evvel evliliği bırakıp gelsin diye düşünen aileler bile var. Böyle bir altyapısı. Çünkü çocuğuna doyamamış hala. Çocuğunu bir taraftan acaba evlilikten kurtarıp da kendi yanına çekebilir mi diye bunun mücadelesini veren bile aileler var. Onun için işte her şey dozajında. Yani her şey kararınca olmadığı takdirde belli bir yerde sıkıntı oluyor. Onun için de gerek anne babalar çocuklarının evliliğine ne kadar destek verecekler, ne kadar uzak duracaklar. Evlenecek gelinimiz ve damadımızda bunu ailelerinden önce kendileri bir karar vermeli ve bunu da ailelerine uygun bir şekilde ifade etmek için zemin hazırlamalı. O zaman diğer programın konusu da evlilik öncesi iki tarafın ailesinin de tutumu diyorum. Öyle mi diyelim? O kadar bahsettik. Bu konuya girmemiz lazım artık. Peki, hocam. Eyvallah, öyle değil. Var mı son olarak bir iki cümle alayım hemen? Ya tabii ki çok derin bir mevzu. Gerçekten hayatımızı etkileyen en önemli karar. Bunu evlilik, alırken, değil mi? Yani çünkü
Düşünsenize 50-60 yaşında, hani bazen işte belgesellerde veya sosyal medyada görüyoruz. O dedeler, nineler hala birbirlerine ilk günkü gibi tutkun oluyorlar. Bunu hepimiz esasen başarabiliriz, yapabiliriz. Ama neyi istediğimizi bilmek, aynen öyle, neyi başaracağımıza inanmak, ne kadar bu konuda kendimizden destek, kendimize fedakarlık yapacağımıza evlilik öncesinde doğru bir şekilde karar verirsek, eşimizi ilgi, alaka, sevgimizle bu anlamda destekleyebilirsek neden olmasın? Yani bu başarılmayacak. Başaranlar varsa belki görüyoruz, biz de başarabiliriz. Bu dünya saadetini hep beraber yaşayabiliriz. Evet, ben de şey diyeceğim o zaman son cümle olarak, kendini tanırsan eşini doğru seçersin, doğru diyeceğim. Kapatıyorum artık. Eyvallah. Bitiriyorum. Evet efendim, hayatın için dedim. Bu haftalık sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik